Merhaba güreştürkiye.net severler. Haftanın SmackDown değerlendirmesinde şakşukasız günler radyo yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Fatih Kırtorak Silmaz, Hitlak Master Salih ve ben The Pips Buğra Gür. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Buğra Bey. Öncelikle SmackDown hakkında zannedersem ortalama bir şikayet var. Nedir bu? Ufaktan bir dillendirelim. SmackDown, biz Road to WrestleMania'ya girdik. Fakat SmackDown giremedi mi? Nedir ne değildir? Ya ben konuşayım önce. Şöyle bir durum var. Yani Road to WrestleMania SmackDown'a girmiş gibi şu an. Yani? Yani, yani hiç olayla hiçbir motivasyonu yok yani gerçekten. Hiçbir şey yok yani. Sadece seyrediyoruz öyle yani. Boş boş seyrediyoruz. Boş boş öyle bakıyoruz. Ha tamam güzel tamam falan. O yani. Tüm motivasyonumuz bundan ibaret ve bu ya, çok üzücü bir durum. SmackDown sanki Road to Survivor Series modundaymış gibi değil mi? Hiçbir ekstrası yok. Yani Road to Survivor Series daha heyecanlı geçmişti yani. Maalesef. Evet. Ufaktan SmackDown'a geçelim o zaman. Salih de buralarda, sen de bizimlesin. Sunucu olarak sana sözü devrediyorum. AJ Styles ringe çağırıyor. Genel olarak işte AJ Styles genel promosyon kesiyor. Onu burada tuş edeceğim, bunu burada döveceğim falan yapıyor. Ondan sonra Corbin geliyor. Corbin sen beni nerede yeneceksin, yenemezsin falan yapıyor. Sonra Kevin Owens diyor ki siz diyor ne saçma sapan konuşuyorsunuz ya falan yapıyor. Sonra işte Shane McMahon her zaman gibi Kevin Owens çığımın, canımın, ciğerimin sözünü bölüyor. Diyor ki sen diyor Dolph Ziggler'le karşılaş diyor. Bunların ikisi de birlikte karşılaşsın diyor. Hatta sizin maçın şimdi başlasın diyor. Kevin Owens şaşırıyor falan ne oluyor falan. Sonra maç başlıyor. Maç genel olarak bu arada bu konuda bir istirhamım olacak. Haftalık şovların maç kalitesi birden çok yükseldi. Ciddi manada çok yükseldi. Yani bu değil maçta... Mi? Bunu ben dün sen yoktun. Salih Arandı'ya sordum. Dedim bunda Triple H'in yönetimi devralışıyla bir alakası olabilir mi diye bunu sordum. Olabilir. Niye olmasın? Fakat Triple H hala kontrolleri ele almadı bu arada. Bu yanlış bilinen bir bilgi. Bunu da buradan düzeltelim. Yani şöyle bir durum var. WWE'nin haftalık olarak basın toplantısına telekonferans yaptığı şeyi de söyledi. Dedi ki ben dedi hala işlerin başındayım. Hatta orada gerçek ismini kullandı. Paul Levesque'ye hiçbir şey bırakmadım daha dedi. Allah Allah. Ama yani senaryo dedi. Diyorsun. Ya bilmiyorum. Bir Road Dog istifa sözleri okuyorum chatbox'ta. Sevgili kim yazmış? Stephen Truway. Lan bence son zamanlarda en iyi SmackDown'lardan biriydi abi. Başından sonuna kadar evet. Sanki bir NXT show gibiydi. Yani. NXT'yi bu kadar överken SmackDown'u bu kadar yermek de biraz tezatlık içeriyor sanki Fatih. Yani bana NXT ile SD'yi karıştırma da maçın sonucunu söyleyeyim. Maçın sonunda işte Dolph Ziggler tam kazanıyor diyecekken Sami Zayn geliyor. Dikkat dağıtırken Owens yandan bir super kick çakıyor. Koçum benim aslanım bacağına kurban. Maçı kazanıyor Owens. Hı-hı. Bu kadar. Genel olarak ben biraz Salih'e söz vermek istiyorum. Salih, bu evet. Road to Fastlane döneminde WWE kemeri etrafında yaşananlar hakkında ne düşünüyorsun? Aa, çok kısır geçti ya bence. Yani maç kaliteleri bence iyiydi ama kısır geçti. Çoklu maç yapmalarına da biraz iyi bakmadım yani. Onda biraz hatalı olduğunu düşünüyorum. Vasat geçti bence. Hele ki AJ Styles için çok vasat geçti. Jinder Mahal falan taşısa diyeceğim normal. Yani şirketin en iyi UFC'si şu an çok sıradanlaştı yani. Promolarıyla olsun, hareketleriyle olsun. Evet, fazlasıyla. Buğra Gür. Valla az önce güzel bir yorum yaptım. Bana göre güzel bir yorumdu. Sanki
tarihin en büyük pay-per-view'una doğru değil de sıradan bir şov edasında ilerliyor. Pay-per-view edasında ilerliyor şovlar. Ya bunda tabii belki 2 hafta sonra Ronda falan gelir. İşler değişir. De Ronda mı değiştirecek mesela SmackDown'ı? Ya hayır tabii ki de. Ama muhtemelen doğru havası edecek zaten. Ben Fastlane'i Salih gibi sıradan serkeş ve avare görüyorum. Artık yani SmackDown Live'ı bey show olarak görüyorlar değil mi? Ona eminiz. Tabii ki. Bunda zaten bize bunun mesajını Cup'ta verdiler. Ya ne kadar marka isim varsa SmackDown'dan alıp götürdüler. AJ Styles diyeceksiniz. Randy Orton diyeceksiniz. Ama değil abi, yetmiyor, görüyorsunuz. AJ'de kemer var. Okey. Randy'de bir alt kemerin serüveninde okey. Peki etrafı boş beleş, bok püsür güreşçiler yani. Ya Bobby Roode diyeceksiniz. Ne abi yani? Glorious DDT diyeceksiniz. Bilmiyorum. Baharat eksik ya. Tamam okey, kötü güreşçi değiller ama bence ana kemer etrafında dönen güreşçilerde ilk etap aramamız gerekiyor. Sami Zayn, Kevin Owens. Ya bu adamlar United States kemeri peşinde koşsa ulan ya deriz. Tek team'in peşine koysa mesela. Ha tek team'e koy, tamam okey yürüsün. 3 senedir falan oynuyorlar ya. Yani bayağı abartılıyor yani. Evet bak, Kuzey'in güzel bir yorumu var. AJ'in rakibi ne kadar iyiyse AJ de o kadar iyidir demiş. Doğru. Yani AJ bir main event'ın yan güreşçisi. Yani main event'ın yıldızı değil kesinlikle. Bak bunu samimi bir AJ Styles fanı olarak söylüyorum. Ya AJ Styles WrestleMania main event'taki yıldız güreşçi değil. WrestleMania main event'ı yıldız güreşçinin tamamlayıcısı. Bunu ilk önce yani bir şeye koyalım. Sen eğer SmackDown'ın yüzünü AJ Styles yapıyorsan SmackDown'da böyle bir show olması kaçınılamaz. Ya şöyle bir durum var. Hani AJ Styles tek başına bu show'u taşıyamaz. Bu adamın yanına ya WrestleMania'dan sonra ya Fastlane'den, özür dilerim Fastlane demişim. Show hangisiydi şey show'u? WrestleMania'dan sonra yapılacak show. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Yani Extreme Rules. Extreme Rules Temmuz'da. Ya bilmiyorum. İşte ondan sonra bir draft şart. Yani ama draft şart derken abi şunu şunu al SmackDown, at SmackDown canlansın değil. SmackDown yine B show olarak kalsın. Bak SmackDown'ı seven bir insan olarak söylüyorum bunu. Bekleşmiş bu arada. Chat'ten arkadaşlar yazmış. Evet. Teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi şöyle bir durum var. Yapılacak şey bellidir. Bu adamın yanına bir tane bir Seth Rollins'i vereceksin veya bir Samoa Joe'yu vereceksin, tamam mı? Bu adamlar birbirini 3 sonra yiyecek. Zaten Birleşik Devletler kemerli yeniden yükseldi yani. Yeniden şovu taşıyabilecek kalibreye geldi. Takımlar divizyonu zaten artık kendini tekrar etmekten bizi kusturuyor. Kadınlara hiçbir şey söylemiyorum. Ben Allah cezasını vermesin yani. Yani burayı kurtaracak WWE'si ile şeydir. United States'tir ki United States demişken zaten United States'e geldik yani. United States kemeriyle ilgili olanları konuşalım. SmackDown'ın eski SmackDown güreşçilerinden eski WWE şampiyonu Jinder Mahal ringe doğru geliyor. Kendisi işte genel promolarının üstünde bir promo kesiyor. Bobby Roode'un top 10 listesini ekrana getiriyor. İşte gösteriyor falan. Bu da nasıl liste bu arada yani. Hiçbir şey anlamadım. 10. sırada Zack Ryder var. Yine face'ler var falan. 10. sırada Zack Ryder var abi. Ben anlamadım. Nasıl bir liste bu yani. Taycılıncı da herhalde trollüğüne 9'a koydu. Anlamadım ki. İşte Glorious Ego Manyak falan diyor buna. Mahal'in gerçekten çok kaliteyi arttırdığını görüyorum ben burada. Dikkatimi çekiyor. Sonra Glorious çalıyor. İşte Roode geliyor. Burada Roode'la şey konuşurken, Mahal konuşurken Roode ne dese Mahal diyor ki sen diyor Randy Orton'dan korkuyorsun. Sen Randy Orton'sın. Sen Randy Orton, Randy Orton mu? En son Roode'un canına tak ediyor. Diyor ki baba diyor Randy Orton'a bir at diyor. Çıkar diyor. Bu seninle benim aramda diyor.
2 dakika 3'üncüyü sokma araya diyor. Bu sırada Orton geliyor. Evet. Orton dik dik Rude'a bakıyor falan derken bunların ikisi birden mahalle bir vuruyorlar. Mahalle atıyorlar ringden dışarıya. Devamında Bobby Roode'dan Glorious DDT görüyoruz. Glorious DDT vurduğu anda Jinder Mahal arkadan çıkıyor. Kalası vuruyor. Ve Maharaja ikinci hafta üst üste şey buluyor. Çoğu kapatıyor yani. Çoğu ayakta kapatıyor. Hemen size söz vermeden bir ayrıntıdan daha bahsedeyim. Daniel ve Shane McMahon arkada. Shane McMahon diyor ki bu maç diyor Orton Rude olmalı. Daniel Bryan da diyor ki Mahal Rude olmalı. İkisi işte böyle kapışıyorlar. Böyle ortada bir sonuç olmadan çıkıyor ki büyük ihtimal Triple Threat'e bağlanacak. Evet. Neler düşünüyorsun bu Uğur Aygür? Senenin başındaki Kevin Owens, AJ Styles feodunun kalitesini yakalayabilir mi sence bu feod? Ya şimdi kemerleri değerlendirirken skalasını güreşçilerin üzerine koyalım. Yani WWE Championship 30 metrelik bir alansa United States Championship 15 metrelik bir alandır. Bence Randy Orton, Jinder Mahal ve Bobby Roode gibi güreşçiler bu 15 metrelik alana fazla bile gelirler. Bu işi bence götürürler dahi. Ama ya bir baharat abi. Ya bir kimyon atın bu feyuda. Anladın mı? Üçlü maç olsun. Okey, buna varım. Ama yanına bir soslar koyun işte. Bir yabancı nesne girsin. Ya da farklı iddialarda bulunsun üçünden biri. Klasik jargonları bıraksınlar. Promolarda bir entelektif farklı bir şeyler izleyelim. Yok. Düz. Tamamen düz. 20 yıldır bildiğimiz Randy Orton. 10 yıldır TNA ile beraber bildiğimiz Bobby Roode. Birkaç senedir de WWE'nin son döneminden bildiğimiz Jinder Mahal. Hiçbir ekstra koymadan düz karakterleriyle bu feyodu yürütmeye çalışıyorlar. Bence bu eksiklik bir storyline, kayfabe eksikliğidir. Yani. Ama potansiyel olarak güzel, teoride güzel bir feyod. Pratiğe döküldüğü zaman da seyir zevki vasatın altı değil ama vasatın da üstü değil. Vasat. Evet Salih. Muhtemelen bu üçlüyü WrestleMania'da karşılaştıracaklar. Ve feyodları unutulacak yani show sırasında. Önemsiz bir maç olacak muhtemelen. Geçen seneki SmackDown Live'larda da böyle bazı feyodlar pek üzerine gidilmiyordu bazı feyodların. Bu da onlara birisi olacak. Ya da memnunum ben. Ben Dört'ün buraya oynamasına. Evet, bu kadarsa yorumlar. Ek olarak belirtmek istediğiniz bir şey varsa vereyim. Yoksa geçiyorum. Evet, Hikmet Zeybek demiş. Bu feyodun sosu Root Kanada, Randy Orton Birleşik Devletler, Jinder Mahal Hindistan, bir Nation versus Nation olur mu? Sizce? Baba ne bu ya? Yani olmasın ya Allah aşkına. Olmaz. Bayrak maçı ya diyorlar chatbox'ta. Pardon evet, bunu yeni mi yedik? Yani onu bir mümkünse 7-8 yıl daha yemeyelim mümkünse. Bu yemeği ben yeni yemişiz. Bu ne tadı? Bu evde bir gün balık yapılır da balık kokusundan 3 gün girilmez ya eve. Şu anda o yani. O balığı yedik. Onu geçtim ne olsun biliyor musun? Forumda bir ara geyik vardı. John Cena bayrak maçında 50'ye 1 olsa 50 kişi kilit bağlasını nefes etmez diye. Bak bunu test edebilirler. Tüm SmackDown şeyi versus John Cena. SmackDown bayrağını Amerikan bayrağı yapabilirler bak. Çok ciddi. Olabilir. Ama çok güzeldi. Rusev ile olan maç çok güzeldi. Ya hayatımda bu kadar sonucunu bile izledim. Yani, abi kadınlar aksiyonu var. Kadınlar aksiyonu ben anlatmak istemiyorum yani. Tamam Riot Squad'la işte 3 face kapışıyor. Riot Squad kazanıyor bu kadar. Hani bu kadar. Burayı geçiyorum abi. Riot Squad çok çirkin bir kadın ya. Allah Riot Squad gibi. Riot.
Ruby Riot. Ne? Ruby Riot'tır o. Ruby Riot'tır diyorum o. Çirkin olan. Pardon. Ruby Riot. Çok özür diliyorum. Bu ne dövmeler falan filan. Neyse. İrite oluyorum ya. Yani genel olarak rezil divizyonun rezil. Ruby Riot'ın bu arada şeyleri düşmüştü geçen. Leak hacked görüntüleri düşmüştü. Oradan bir aklımda kalmış galiba çirkinliği. Bir şey gerçekten söyleyeyim. Sen niye onu VIP'e atmadın? Onu abi hemen VIP'ye hemen atıyorum arkadaşlar. VIP üyelik almak isteyenler biliyorsunuz adresi. Evet Fatih. Gittim acaba. Fatih düştü galiba. Biz devam edelim. SmackDown'dan kadınlar aksiyonundan sonra. Bu arada şey düşünüyor musun? SmackDown kadınlar divizyonuna önerin nedir senin sevgili Salih? Yani bir draft olur. Bir kan değişimi olur. Pek bir umudum yok yani. NXT vesaire kurtaramaz mı? Zaten gelen geldi NXT'den de kurtaran mı oldu? Bir tane turnuva yaptılar zaten. Evet. Yani ki oradaki turnuvadaki güreşlerin çoğu böyle mikrofon yeteneği iyi olmayan, rol yeteneği orta, vasat bir güreşçiydi. Tipik indi güreşçiler ha? Yani genelden böyleydi. Evet, ilginç bir şekilde düştüğüm için özür diliyorum. Bir ayetin yakıt görüntülerini duyunca sanırım internet de yapmadı. Hala konuşmamış ama. Evet. Ruby Wright'ın aynen. Bu arada ben sana bir soru sordum da o kaynadı da sen niye onu bu VIP'e atmadın ya? Onu biz cevapladık da sen yoktun Fatih. Ne dedin? VIP'ye biz onu attık da sana gizli konu sen göremiyorsun. Bana da yapma gizli ya. Kuzey demiş. SmackDown kadınlar divizyonu için çare Becky ve iyi bir Cash'in. Ayrıca şu Riot Squad belasından kurtulmak lazım. AJ Styles PL de demiş ki kadınlar güreşmesin. Bu o da bir devrim olabilir ha güreşmemekte. Yani güreşerek devrim yapamaz ama belki güreşmeden devrim yapmayı deneyebilirler yani. Doğru. Right Squad'a bela demeyin Allah çarpar demiş. Evet sıradaki segmentimiz Sami Zayn ile Kevin Owens arka alanda dostane kapışmalar konuşmalar yapıyorlar. Dostane kapışma nedir? Fastlane'de diyor ki Sami Zayn WWE Championship title'ı alacaksın ve WrestleMania'ya gideceksin diyor. Ardından bir kucaklaşma sahnesi var. Kevin Owens çok gönülsüz kucaklıyor. Ne diyorsunuz? Kevin Owens'ı gönülsüz kucaklamasında altından bir şey çıkacak mıdır? Söyleyebilir miyim? Sami Zayn bir potansiyel şampiyon katildir. Allah onun belasını versin. Ekim'de taktılar peşimize. Bak şu an küfür etmemek için çok zor tutuyorum kendimi. Kevin Owens'cığımın peşine bir taklar. Ulan biz ilk adam akıllı Universal Champion'uyuz be. Nerelere düştük be. Allah belanı vermesin be. Sinirlerim bozuluyor ha. Neyse. Yani büyük ihtimalle ihanete gidecek. Buradan Kevin Owens'e müzeyine bağlanacak. Yani ne bekliyorsun ki Allah aşkına yani. Yani ne yapabilir? Road Dogg ne yapabilir? Yani nasıl o kafasıyla bir senaryo üretebilir ki? Belki Zayn ihanete de falan. Yani Owens büyük ihtimalle buradan face turn yapar. Arkadaş Tinley'e daha çok yaklaşsın dedikçe adam adamı face... Benden benim sinirlerim bozuluyor. Tekrarlar mısın? Sesin kopuyor. Diyorum ki... çok ağır söz diyorum. İşte, internetle bir bakayım diyorum. Neden böyle oluyor? Anladım. Bu arada... SmackDown tartışma konularında main event'a basıyoruz. Main event'a gitmiyor. Yani gerçekten sevgili Eremnur.
Main event'a gidiyor, basıyoruz. Six Man Tag Team'e gidiyor. Six Man Tag Team'e geçelim o zaman. New Day, Chad Shelton. Bu Six Man değil, Tag Team. Özür tag dilerim. Ben de main dedim. Aynen. New Day kazanıyor ve Fastlane'de Usoların rakipleri oluyorlar. Ardından Bludgeon Brothers geliyor ve bir gövde gösterisiyle squash maçlarına geçiyorlar. Ne diyorsun? Ben yine çok beğenmiyorum ama pek bir olumlu bir bakmıyorum olaya. Neyini beğenmiyorsun? Yani çok ya, bu iki takım iki hafta karşılaşıyor falan. Çok sıradan geliyor bana. Dört kemeri kaldırmıyor şov ya. O anlamda söyleyeyim. Evet. Peki New Day Usoların tekrar rakibi oldu. Şaşırdık mı? Şaşırmadım ama. Ben şaşırdım. Niye? Bir şey kaç defa daha seyrettirebilirler? Şaşırdım. Evet. Mehmet Dinler'in, Mehmet rahmetli Mehmet Dinler'in kemikleri sızlıyor şu anda. Evet. Çok güzel ve başarılı buluyordu. Sen öyle bulmuyor musun sevgili Fatih? Abi buluyorum bulmasına. Takımlar divizyon yani en iyi 10 maçından en az birini çıkarmış iki takımdan bahsediyoruz da baba, yani yeter de. Yeter. Fastlane'e kart uyduramadılar diye ringiçi güzel takımı aldılar direkt oraya. Yeter. Yeter. Allah yeter ya. Ne olmalı sence peki? Yani şey yapabilirler. Hani Bludgeon Brothers hadi anladık, şey yaptı. Hadi WrestleMania'ya saklıyorsun. Tamam hadi hadi, eyvallah. Abi Rusev Day var. Fashion Files var. Şey var, Ascension var. Demek ki o seviyede görmüyorlar ha. Ya baba onlara bakarsan Rusev'i de görmüyor yani bu adamlar. Hadi onu da geçeyim, Seth Rollins'i de görmüyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey görmüyor bu adamlar. Bu adamlar gözlerinin önündeki hiçbir şey göremiyor zaten. Bu adamlar Roman Reigns, yani hakikaten bir gif var ya, böyle Roman Reigns Superman Punch Taunt'unu yaptıkça böyle Vince McMahon deliriyor böyle. Sen gör. Hakikaten o ya, o ciddi bir şey yani. O şaka değil. O gerçekten ciddi bir şey. O oluru var bu işin diyorsun. O gerçekten var yani. Ya bu adamların biraz daha ya risk almayı öğrenmeleri lazım. Bak aldıkları iki tane büyük risk var, tamam mı? Evet. Bu şirketin aldığı ben iki tane büyük risk hatırlıyorum. Bir tanesi Sheamus. Evet. Bir tanesi Jinder Mahal. Babacım risk alın tamam da, yani devasa risk almanıza gerek yok ya, ufak bir risk. Ya Seth Rollins'i koy şeye, Universal Championship maçına. 3 triple threat yap abi, biz memnunuz. Evet, vallahi Lone Wolf demiş ki oğlum zaten senenin yarısını Usos New Day izleyerek geçirdik. Başka birini koy şuna demiş. Gerçekten doğru yani. Peki Fastlane'den bir yeni bir Capital Punishment show geliyor mu yani? Rezalet show. Yok baba, Arthur elinde içecekle gelmeden ben ona inanmam. Sen o show izledin mi Fatih? İzledim. Baba sen bu kadar uzun süre güreş izleyip nasıl bu kadar uzun güreş Türkiye'den ayrı kalabildin? Kalmadım ki. Ne? Neyse, ne? Bu konuyu sonra konuşuruz. Main Event'a geçelim öyleyse. Main Event'ta Baron Corbin, ustalar ustası AJ Styles'la karşı karşıya geliyor. AJ Styles'tan Baron Corbin daha hareketli bir güreşçi ve haliyle buna göre bir ring içi izliyoruz. Ben ring içi olarak çok beğendim bu maçı. Gerçekten son zamanlarda SmackDown olarak en iyi maçlarından biriydi, hiç tartışmasız. Siz ve Chatbox maç hakkında ne düşünüyorsunuz Salih? Tabii SmackDown'a biraz Raw'la beraber arttırdı ring içi kalitesini. Ben beğendim maçı. Ben Baron Corbin'i beğeniyorum birkaç haftadır yani. Normalde pek beğenmezdim de. O elektriği veriyor yani. Ben buradayım olayına. Yine giriş müziği değişmiş zaten. Bir ufak bir oynama yapılmış. Ya çok cool gelmiyor mu yani?
Kıvılcım var yani. Baron Corbin adamdır, gerisi yalandır demiş Hikmet Zeybek. İkilinin kimyası güzel uyuştu bu maç demiş Erem Nur. Kesinlikle katılıyorum. Kuzey, Baron kendini çok geliştirdi. Eskiden AJ ile ringdeyken sırıtırdı ama uyum sağlıyor. Evet, bana da öyle geliyor Fatih. Baba, Baron Corbin zaten senin ilk göz ağrın ya. Bir zamanlar bu formda Baron Corbin avatarıyla gezerdin. Baron Corbin Türkiye'deki ilk fanıyız ha. Ya onu geçtim. Baron Corbin, hani bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Roman Reigns'ten çok daha fazla puşlanmayı denenmiş bir adam. Ama sürekli bir şey yapıp batırdı. Hani NXT'de çok uzun bir süre bir namağlup serisi vardı. He. Adam ECW'nun hani en büyük ismi Rhino'yu squashladı yani ringde. Öyle düşün yani, bu kadar büyük bir isimdi. Ama işte NXT seyircisi de onu kabul etmedi. İşte ya onu kabul hiçbir seyirci kendine... kabul etmedi ki. Demi Corbin tam bir karizma adamı. Bu güreş düzgün kullanılması lazım demiş Lone Wolf. Evet, tam karizma adamı ama hiçbir yerde bu karizmasını ispatlayamıyor. Peki bu son şans olabilir mi? Abi son şans olabilir mi bilmiyorum ama şu ana kadar iyi gidiyor. Bence bu sefer düzledi. Yolu bu sefer düzledi bence. Hani WrestleMania ana şovuna bir maç çıkarabilir şu an. Ciddiyim yani, ana şovuna. Main event'i kastetmiyorum. Kickoff olmayan şovu kastediyorum yani. Orada bir şey çıkarabilir. Veya şunu yapabilirler yani, o saçma sapan Goldberg kazanacak muhabbetler olmazsa, burada spoilerların tillahını verdim ama Andre the Giant Battle Royale ikinci defa kazanan güreşçi diye böyle ortalığa puşlanmış bir şekilde fırlayabilir yani. Evet. Son maçın bitişinde Phenomenal Forearm'la AJ Styles kazandı. Olaylar zaten ondan sonra gelişti. Çift kişilik dev kadro diye tanımladığımız Owens Zayn ikilisi hemen AJ Styles'e girişti. Hatta bir masaya vurma vesaire powerbomb tarzı bir şey gelecekti. Fakat Baron Corbin şovları bölen adam, show cutting End of Days ile ayakta kapattı SmackDown'ı. Bitişi nasıl buldunuz sevgili Fatih Salih, senden başlayalım. Ben tahmin ediyordum yani, önceki segment ayakta kalmışlardı. Zayn'le Kevin Owens Dolph Ziggler karşısında. Burada da şaşırmadım. Fena değildi sonuç. Fatih, sonu. Face AJ Styles kapatılsın, bu bir. Lunatic Phenomenal diyecektim ya. Beyaz nereden geldiler konu. Phenomenal Forearm kapatılsın iki abi. Hayatım bu kadar rezil bir finisher daha görmedim. Ne güzel Styles Clash'ın var ya. Yap bitir ya. 5 üzerinden chatbox gene birbirine düştü. 5 üzerinden birbirine düştü derken kendi aralarında bir dalga geçiyorlar. Şovu puanlayalım. Fatih'cim. Şovu puanlayalım. Kevin Owens için maç kazandı. 4 çıkar bende. Kevin Owens'a göre puanlar veriyoruz. Sevgili Kevin Owens. Salih. 2. Eren Nur 2 vermiş. Lone Wolf 3 vermiş. Alperen Baytan -3 vermiş. Kuzey 4 vermiş. Hikmet 3.75 vermiş. Hikmet Meltzer 3.75. Şey ya, Dave Meltzer vardı ya, Mevdelser diye geldi forma. Bunun da bir tane fake hesabı açırsa Zygmunt Heybeck diye şaşırma. Dave Zeltzer. Zeybek. Rising Generation 3.75 vermiş. Ride Squad için 3 demiş. Bu şimdi senin nickini okursam tekrar benimle dalga geçeceksin. Onun için okumuyorum sevgili kardeşim. Evet, haftanın SmackDown değerlendirmesi için. Bu arada bir şey söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz. Evet söyle. Burayı tam bunları şeyden okuma da yani, bu Taner ne diyor chatte ya, neler söylüyor ya, bu kadar terbiyesizlik görmedim ben. Bu arada Nakamura'yı konuşmadık ama. Pazar günü evet, Taner'in açıklamasıyla Nakamura'yı konuşmadık çünkü kayıp aranıyor. Abi Nakamura'yı SmackDown bulamamış, biz mi bulacağız? Evet, biz mi bulacağız? Bu kim bulur?
Fashion polisler bulur bence Nakamura'yı bulursa. Aa, öyle bir senaryo yapsalar ya. Abi, abi bu senaryo yapılmalı. Kesinlikle bu senaryoyu forumda çizmeliyiz. Haberler boşta bölümünde. Boşta mı Royal Rumble kazandı ya? Haberler bölümünde troll murol çizmeliyiz. Pazar günü Elimination Chamber radyo yayınımız var. Saat 22'de canlı olarak. Biz de yarın NXT kaydederiz herhalde. Mixler.com/GTREC Mixler.com/GTREC Elimination Chamber'ın E ve C harfleri. GTREC. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.